Geçen videoyu özetlemek gerekirse, Luther, Worm kurulunda öğretilerinden vazgeçmeyi reddetti ve Worm kurulunu terk ettiği anda Saksonya elektörlüğü tarafından kaçırılarak bir şatoda saklandı ve orada İncil'i Almanca'ya çevirdi. Bu çok büyük bir girişim çünkü bunu tamamlaması aylar sürdü. Bu Luther için çok önemliydi. Çünkü bu sayede herkes İncil'i kendi başına okuyabilecekti. Luther'in en temel düşünceleri sadece kutsal kitap ve tüm inananların papazlığıydı. Yani Tanrı'nın dediklerini veya kurtuluş yolunun nasıl olduğunu anlamak için kiliseye gitmek zorunda değiller. Yapılması gereken tek şey İncil'i okumaktı. Yani sadece kutsal kitap. Böylece İncil'i herkesin eline götürmüş oluyordu. Diğeri ise bizim direkt olarak Tanrı ile iletişime geçebileceğimizi söylüyordu yani arada bir rahip, psikopoz veya papa olmadan doğruca Tanrı ile ilişki kurabileceğimizi. Sadece biz ve yaratıcı. Üç temel düşünceyle karşılaştık. Sadece inanç, sadece kutsal kitap ve tüm inananların rahipliği. Tüm bu fikirleri doğrudan kutsal kitapta görebiliriz. Tanrı ile doğrudan bir iletişime geçebiliriz. Bu da birçok insanın Tanrı ile kurulan iletişimin nasıl olacağına dair çeşitli fikirlerle ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Doğru. Tanrı'nın dediklerinin, kilisenin tekelinden çıkıp herkesin kendi başına okuyabileceği bir hal almasıyla yeni ve eski ayitte yazılı olan şeylerin ne kadar belirsiz ve okuyana göre farklılık gösterebileceği gözler önüne serildi. İşte bu sebepten dolayı da birçok farklı protestan mezhebi vardır. Böylece Luther'in fikirleri çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Eğer Zürih'e, İsviçre'ye gidersek Zwingli ile karşılaşırız. O da aynı Luther gibi kutsal kitabı tek otorite olarak görüyordu. Kilise değil, sadece kutsal kitap. Ama Luther'den önemli bir noktada ayrılıyordu. O da komünyon. Luther çoktan Katolik kilisesi anlayışı olan komünyondan vazgeçmişti. Komünyonda İsa ile buluşma vardı. Çünkü ekmek ve şarap mucizevi bir şekilde İsa'nın etine ve kanına dönüşmüştü. Luther ise İsa'nın eti ve kanının ekmek ve şarapta mevcut olduğuna inanıyordu. Ama Rahibin bu dönüşümü sağlayacak özel bir gücü olduğuna inanmıyordu. Zwingli ise bu yorumu değiştirerek komünyonun tamamen simgesel olduğunu ileri sürdü. Kiliselerde gerçek etin ve kanın olmadığını söyledi. Luther ve Zwingli bu konuyu tartışmak için bir araya geldiler çünkü amaçları daha birlikte duran bir protestan kilisesi kurmaktı. Ama bir türlü anlaşamadılar. Bu süreçte öğretilerle ilgili çok ciddi sorunlar yaşadılar. Her şey sorgulandı. Tam da o sıralarda Zürih'te başka bir grup daha vardı. Ana Baptistler, onları farklı kılansa doğumun ardından yapılan vaftiz hakkındaki düşünceleriydi. Normalde bir bebek doğduktan sonra vaftiz edilir. Onlarsa İsa'nın yetişkinken vaftiz edildiğine dair inancı göz önünde bulundururlar. İsa'nın kendi özgür iradesiyle vaftiz olduğuna. Ve bu grup Ana Baptist adını onları sevmeyen insanlardan almıştır. Çünkü onlar bunu hayatlarının ileriki yıllarında yaşadıkları ruhsal bir uyanış olarak görüyorlardı ve böylece manevi hayatları için bazı sorumluluklar üstleniyorlardı. Evet, Baptist kelimesinin anlamı vaftizdir ve ana Baptist ise yeniden vaftiz olma anlamına gelmektedir ki bu da Katolik Kilisesi'nin öğretilerine tamamen karşıdır. Bu arada Amişler ve Memnonitler de aslında Anabaptist gruptan gelmektedirler. O gruplar belki de bize biraz daha tanıdık geliyor. John Calvin de o dönemdeki başka önemli bir reformcudur. Onu kaderle ilgili olan öğretilerinden hatırlayabilirsiniz. Bu konu aslında Luther'in de sahip olduğu tüm ihtiyacınız olan inanç düşüncesinin devamı gibidir. Calvin'e göre Tanrı çoktan kimin seçileceğine karar vermiştir hem de daha en başından. Yani kimin kutsandığına, kimin cennette, kimin cehennemde olacağına, kimin buralara gideceğine çoktan karar vermiştir. Diğer bir deyişte ise özgür irade ve seçim hakkı ihtimali yoktur. Bu oldukça ilginç. Çünkü biz genelde eğer gerçekten iyi ve doğru bir insan olursak cennete gidebileceğimize inanırız. Ama Calvin ve Luther bunun tamamen Tanrı'nın iradesinde olduğunu ve bizim de sadece buna göre davranabileceğimizi söylerler. Tanrı uhrevi alemde var olmaktadır. Yani pazartesi sabaha kalkıp da sen şu kenarda duran lanetlendin, hadi cehenneme git demiyor. Ama öyle bir şey ki bunlar çok önceden belirlenmiş. Calvin bir Fransızdı. Aslında avukatlık yapıyordu ama İsviçre'ye kaçtı. Şimdi gelin İngiltere'ye geçelim. Bakalım orada neler yaşanıyordu. 8. Henry ilk eşi olan Aragonlu Catherine'den bir fesih istiyordu. Çünkü ona tahta varis olacak bir erkek evlat verememişti Catherine. Aslında bir oğlu olmuştu ama bebekken öldü. Böylece 8. Henry de fesih için Papaya başvuruda bulundu. Papa da aslında Kutsal Roma İmparatorunu kırmaktan korkuyordu. Çünkü ortada birçok politik mesele vardı. Bu yüzden de Papa "Üzgünüm. Evliliğinizi fesedemem." diyerek Henry'i geri çevirdi. Henry de bunun üzerine İngiltere'deki kilisenin başına gitti ve onların bunu feshetmesini istedi ve onlar da bunu yaptılar. Bu olayda Papa'nın gücü elinden alınmış oldu. Ve daha sonrasında da Parlamento kararıyla İngiltere kralı İngiltere'deki kilisenin başına geldi. Ama bence biraz dikkatli olmalıyız. Çünkü Henry'nin başında bulunduğu İngiltere'nin kilisesi olan Anglikan Kilisesi'nin tamamen onun boşanma ve fesih isteğinden ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Burada hem ruhani hem de önemli politik mevzular var. Aynı Alman ülkelerindeki gibi birçok insan papanın gereğinden fazla güce sahip olduğunu düşünüyordu. Henry sadece evlilik fesini değil aynı zamanda kilisenin topraklarını da elde etti. Protestanlık öncelikle Almanca konuşulan ülkelerde, yukarı İskandinavya'da, İngiltere, İskoçya ve İsviçre'de yayılıyordu. Ama Güney Almanya'ya ve İtalya'ya ya da Fransa'ya, İspanya'ya bakarsak bu ülkelerin hala çoğunlukla katolik olduğunu görüyoruz. Aslında Politika ve Henry'nin evliliği üzerinde biraz fazla durduk ki bu arada kendisinin 6 evliliği vardır. Bunların üzerinde dururken o dönemde yaşanan şiddeti ve vahşeti kaçırıyoruz hem Katolikler hem de Protestanlar için aynı şey geçerliydi. Binlerce insan sadece inançları yüzünden asıldı, kazağa bağlanarak yakıldı, işkence gördü. Her iki tarafta kendilerinin haklı olduklarından oldukça eminlerdi. Ve karşı taraf sadece haksız değil, aynı zamanda da şeytanın ta kendiydi. Bu Avrupa'da yaşanan en şiddet dolu dönemlerden biriydi ve en çok vahşetin yaşandığı yer ise Fransa'ydı. Fransız protestanları Hügeno olarak biliniyorlardı. İlk başlarda hoşgörü vardı biraz ama bu çok çabuk tükendi. Hügenolar kafir olarak ilan edildi. Böylece protestanlık Fransa'da yasa dışı oldu. Ve bu da Fransa'da bir iç savaştı ve 16. yüzyılın sonlarına kadar da sürdü. Alman ülkelerinde ve İngiltere'de olduğu gibi sorunlar sadece ruhani değildi. Aynı zamanda politika ile ilgiliydi. Yani Fransa'yı yöneten aileler koparak hem protestanlık hem de katoliklik tarafında karşı karşıya geldiler. Ama aynı zamanda tolerans girişimleri de yok değildi. Mesela Alman bölgelerinde 1555 yılında Augsburg Barışı yapıldı. Buna göre kim hükümdarsa onun dini kabul edilecekti. Böylece Kutsal Roma İmparatorluğu içindeki her yerel hükümdar kendi bölgesinin dinini kendi seçebilecekti. Yani protestan mı yoksa katolik mi olacağını seçebilecekti. Kutsal Roma İmparatoru tarafından değil o bölgenin hükümdarı bunun kararını verecekti. Fransa'da da buna benzer bir şey oldu. 1598'deki Nant buyruğuyla dine yönelik hoşgörünün ilkeleri oluşturuldu. Bununla birlikte 16. yüzyılın ikinci yarısı boyunca süren Fransa'daki din savaşları bitmiş oldu. Ve en azından bir süreliğine barış sağlandı. Ama devamında işler daha da kötü bir hal aldı. 17. yüzyılın başlarında özellikle Kutsal Roma İmparatorluğu içindeki protestanların ve katoliklerin karşı karşıya geldikleri 30 yıl savaşlarına tanık olduk.